Şimdi sevgili izleyiciler, EKK'daki biliyorsunuz telefon ayrıntısını aslında ilk Zafer yani gençlere telefon. Bugün çalışmıyor mu acaba? Çalışıyor, sana selam söyledi. Zafer'in bana bu akşam hiç sorusu olmadı. Ha. Televizyonun karşısında bekliyorum Zafer Bey'in sorusu olursa yanıt vereceğim ama diye. Hacer'e... Hatta Hacer şuna kadar yazdı. Resmi gazetede bir şey yok. Ona vallahi, kadar yazdı yani. Ama ben Hacer'i gördüğümde de bir tavsiyede bulunacağım. Yani çok çalıştırılıyor sizin tarafınızdan. Yani saat 00.44 ya. 00.44. Ay Allah'ım yarabbim. Yani böyle bir yöneticilik anlayışını protesto etmek lazım gerçekten ya. Şimdi hanımefendi program sunuyor. Ekip hazır kıta bekliyor. Yani... Gerçekten yani. Yalnız Hacer'in Hürriyet'in haber müdürü olduğunu da söyledi. Türkiye öyle ya, abi. Hacer Hürriyet'in Hacer şu an gülücükler atıyor. Hacer ben seni zorla mı çalıştırıyorum? Sevgili. Hacer gülücükler atıyor da şimdi yani sen niye kızı 0.44 defa bile çalıştırıyorsun, bir şey soruyorsun? Ben bir şey sormuyorum. Hacer o gazeteci bıraksan da şey uyumaz sorar zaten. Evet. Hayır, o sen olur da bir şey sorarsan diye televizyonu açmış bekliyor. Ben böyle bir çalışma yöntemi tavsiye ediyorum. Ben ne diyorum o ne diyor. Hiçbir şey diyemiyorum şu an. İnsanlar sabah 9'da mesaiye gelecekler, saat 1 olmuş hala resmi gazetede bir şey var mı yok mu onun şeyi. Kim ne demek istiyorsun sana, ben anlamadım zaten. Yani mobbing çalışma hayatında her zaman ortaya çıkabiliyor. Bunu gördük. Şimdi bir süredir sessiz bir şey tartışma yok ya. Bana canı sıkıldı. Oradan gelmesi lazım. Canı sıkıldı. Hande bir kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ya bugün... Anlat İsmet abi nasıl batacağım. Sayıcılarla karşılaştım, şey konuştum bir haber için. Hemen hemen herkesin ortak bir önerisi var. Gerçekten yatırım yapmak isteyenler de var. Hı hı. Bir yatırım bakanlığının Türkiye'nin acilen kurulması gibi bir talepleri vardı. Bunu da iletmemi istediler. Ama biliyorsun yeni bakanlık kurulmasına çok sıcak hayır, bakılmıyor. Hayır, ben onların isteğini söylüyorum. İsteğini söylüyorum. Neden söylediler bunu? Bakanlıklarla götürmeye. Antepli bir iş adamı, bir şirket, büyük bir şirket. Adana'da da yatırımları var. 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmak istiyorlar. Yapacakları yatırım petrokimya alanında, hı hı. Ve 18 milyar dolarlık bir ithalatımız var o alanda. Bunun yarısını falan üretebilecekler. Ancak bir türlü ithalat şeyi daha mı ucuz? Hayır, ucuz. Hayır, yok zaten Türkiye'de. Mecburen dışarıdan alıyorsunuz. Alıyor da, evet. Yani bunu kendileri yapacaklar. Finansmanını hazırlamışlar. Yani bir iş yapacağız diyor. O bakanlık, B bakanlık, Ahmet'in bakanlığı. Yani sürekli bakanlıklar arasında dolaşıyoruz. Oraya dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz ve işi ilerletemiyoruz diyorlar. Yani bu nedenle mesela diyorlar ki dünyada birçok ülke... Peki çok üzülüyorum. Bunun yolu yeni bir bakanlık kurmak, yeni bir bürokrasi üretmek mi? Hayır, bürokrasi değil. Söyledikleri şu. O zaman bir bakanlık daha gezecekler. Hayır, şöyle. Yok bu arada bak böyle şeyleri duyuyoruz. Dünyada örnekleri şöyle. Mesela birçok ülkede bu yabancı yatırımı çok çeken ülkelerde mesela iş adamı gidiyor bakanlığa başvuruyor bu yatırımı yapacağım diye o sorunların hepsini aynı bakanlıkta çözüyor. Hmm. Ve diğer bakanlıklara dolaşmıyor. Yani sanayici de işine baksın diyorlar. Yani ben bunu onların tabii, bir talebini... Bir sürü mevzuat değişikliği falan gerekebilir. Tabii. Yani ilave bakanlık konu. Bir de yeni bir bakanlar kurulunda kavgaya neden olur. Olmaz zaten. Valla bilemiyorum. Yani o zaman 5 milyar dolarlık yatırım kalacak. Hayır, onun yerine yatırımcına çok ciddi bürokratik işlemler, o bakanlıktan bu bakanlığa gitmesi için gereken tedbirler alınır. Bu daha kolay bir iş gibi İsmet geliyor. İsmet abiye karşılık olsun diye söylemiyorum. Fakat İsmet abinin anlattığı bu örnek işte 5 milyar dolarlık yatırım o zaman kalacak. Ya kardeşim zor bir dönemden geçiyoruz. İş dünyası, sanayiciler. Onlar da biraz taşın altına elini koyacaklar. Adam koymaya çalışıyor işte. Adam koymaya çalışıyor da koyacak. Ya Allah aşkına sen 5 milyar yatırım yapacaksın da efendim ben yapamıyorum. Yani yeni bakanlık kurulsun. Bu mu olay? Yani her karşılaştığımız zorlukta ya o zaman ben de küstüm oynamıyorum. Onu deme şansımız küstüm yok kardeşim. Yani onu deme yok. O, öyle bir lüksün yok. Bu genel bir talep şimdi arkadaşlar. Şu, bir kişinin talebi önce değil. De şöyle bir şey oldu. Filiz Hanım'ın bağlantısından önce. Ya işte dışarıda fellik para arıyoruz. Ya arkadaş bunda absürt olan ne? Yani ülkeler kendilerine yatırımcı çekmek için temaslarda bulunuyorlarsa, ekonomik ilişkileri geliştirmek için yabancı ülkelere ziyaretler yapılıyor, yatırım çekmeye çalışılıyorsa, efendim dışarıda fellik para arıyoruz deyip de
Ya bunu eleştirmenin mantığını ben çözemiyorum. Ne yapalım? İçeride oturalım kim o zaman. Kim eleştirdi? Ben orayı kaçırdım. Ya içeride oturalım. Ay kime söyledin? İsmet abi de söyledi. Sen de söyledin. İsmail Bey de söyledi. Ya, yani. Ya Zafer Bey. Ben de söyledim. Ya Zafer sen var ya. Bak pilli çekilmiş el bombası gibisin. Tamam mı? Şimdi ben nerede söyledim şimdi? Kim söyledi? Derdimizde şimdiden olsa ya attım bombayı kaçıyorsun. Ben söyledim. Ben söyledim şu. İsmet arkadaş söyledi. Ya gidip Turuç aramıyor muyuz ya? Ya para. Ya İhtiyacımız var bundan diyorum. Hayır, para peki nesi tamam kötü? Da seçim para öncesi seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu gidip Amerika. De yurt dışında finans sektörüyle görüştüğünde verlik evet. verlik kapı kapı para arıyor. Niye arıyor diyen kimse yok muydu ülkede? Yoktu ne söylemedi hayır, biliyor musunuz? Hayır şunu söyledim. Olmayan hayal ürünü bir yaklaşım diye eleştirildi hatırlıyorsanız. Temiz para hayır, işte şu bu falan nerede diye. Nerede bu para? Ben de şunu söyledim. Nerede gelecek? Söyleyeyim de onu üzerine tartışırız. Tamam evet bir dakika bu arada yani, hızlı tartışın evet. Arkadaş evet. hızlı tartışmak değil ya. Ülkelerin kendilerine yatırım çekmek için. Çünkü yani sonra ben konuşamadım ülkelerin falan diyeceksiniz. Ülkelerin kendilerine yatırımcı çekmek için temaslarda süre bulunması açısından. Anlatıldığı ya da lanse edilmeye çalıştığı gibi kötü bir şey değildir ya. Bu iyi bir şeydir. Yabancı yatırımcı gelsin ülkene. Zafer Bey, bunun için yabancı yatırımcı bulun. Değil. Aradığımız para o değil. Hepimiz biliyoruz elbette ne aradığımızı ya. Ama gelmesi için sadece CDS puanının düşmesi yetmiyor. Yani başka şeyler de gerekiyor. Mesela işlerin tıkanmaması, bürokrasi. Değil mi? Ha tabii bir iş adamı yatırım yapamış yeni bir bakanlık kuralım. Ya da bir şey. Bakanlık iş adamı değil. Genelde de benim söylediğim başka bir bakanlık şey. Bakanlık kuralım noktası değil mi? Hayır ben bir tıkama şu, var. Şu tarza, mesela hukuk bak, gerekiyor değil mi? Şu tarza isyan ediyorum. Ekonomide istikrar bazen gerekiyor. Bunu sen şu de olmuyor. Duyuyorsun. Efendim ben hayır, işte hayır. şunu yapmayacağım. Bak kardeşim, bir dakika. Kardeşim ülke için gerekirse. Bana başka bir şey söylediniz ya. Bu kadar basit. Ya ne yapacak peki? Bir dakika pardon. İsmet abinin haklı olduğu şöyle bir nokta var. Sen de duyuyorsundur. Ben de arada duyuyorum. Ya işte şu kadar yatırım yapacağım. Bunun için uğraşıyorum. Ya da işte şunu yapacağım. Telefon bekliyorum. Ya da gitmeye çalışıyorum. Beni oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gönderiyorlar. Bir türlü olmuyor diyen gerçekten... benzer öyküleri var. Ben de duydum yani, eminim sen de duymuşsundur Zafer. O bakana ulaşamıyor bir türlü ya doğru adrese ulaşamıyor. O zaman niye fikir beyan ediyorsun? Yaşayanlar var. Söylediği konu biraz daha farklı yani. Ben başka bir şey söylüyorum. Bir yere ya. Yatırım yapmaya gittiğin zaman birileri bir şeyler istiyor belki onu. Ya o da ayrı bir boyutu. Yani. O da ayrı bir şey de mesele değil. Benim ama bu söylediğim mesele tamamen bürokratik tıkanmadan kaynaklanan tamam, bir şey. Tamam. Yani senin anlattığın gibi. Tamam, o tür işte boyutu da diyorum. Ayrı tabii. Ben bürokrasi yani fazla evet. bürokrasiden kaynaklanan hatta, ve en son... Ah falan dedirten. Evet. Bunu ben de dinledim. İkincisi para arama meselesinde bizim aradığımız para arkadaşlar acil sıcak paraya ihtiyacımız olduğu için gidip söylüyoruz. Oysa ki bizim bunu ne dedik? Bizim yastık altı diye tabir edilen sistem dışına çıkmış paralar var. Bunları eğer aktif hale getirebilirsek o para aramaya gerek kalmaz. Çünkü o parayı vermek için bize siyasi dayatmalarda bulunuyorlar. Diyor ki PKK ile mücadele etme kardeşim. Doğu Akdeniz'de haklarından vazgeç. Efendim Ege'de Yunanistan'a ses çıkarma. Rusya ile ilişkilerini kes. İşte ben tam olarak bunları söylüyorum. Bunlar geliyor. Tam olarak bunları söylüyorum. Yani ben para arama derken kastettiğim bu. Bunlar olmasın diye ben onu söyledim. O para arıyoruz ki içimizdeki sistemle bunu çözebilir miyiz diye. Bak şimdi mesela iş dünyasından bir isim mesaj attı. Bu bence daha öncelikli. Onu söyleyeyim. Diyor ki depremden etkilenen illerin çabuk toparlanıp istihdam sağlaması amacıyla 6 Şubat deprem yatırım kredisi 11 il için bir yıl ödemesiz 5 yıl uygulama başlatıldı. İhracatçı firmamız makine yatırımı yapıp kredi kullandık. Ancak değişken faiz olduğundan faiz uygulaması altında kaldık. Kamu bankaları bu konuda destek olmalı. Depremden çok etkilenmiş bir sanayici olarak ikinci depremi faiz uygulamasıyla yaşıyoruz diyor. Değişken faizden kalsın. Şimdi burada yani şu var. Zaten. Özellikle deprem bölgesinin daha bir öncelik verilmesi gerekiyor. Niye? Bak Gaziantep. Kahramanmaraş, bunlar Türkiye'nin sanayi illeriydi. Hı hı. Hatta buna Şanlıurfa'yı da katabilirsin. Aynı şekilde o bölgedeki bütün iller bizim ekonomimiz açısından gerçekten çok önem teşkil ediyordu. Buradaki sanayicilerin desteklenmesi lazım. Şimdi İsmet abinin verdiği örnek de elbette ki belki ben tepkim yanlış anlaşılmış olabilir. Ben sadece bu zor dönemde karşılaşılan en küçük bir olumsuzlukta hemen...
Ya efendim işte o zaman şöyle, ben yatırım bu, yapmıyorum. Değişken fayda. Hayır, hayır, öyle demiyor. Değişken fayda. Bir dakika. Bir dakika. Bunu yabancılar da yaşıyor ve bu İsmet abinin anlattığı, ben ilgililerine de söylediğim için söylüyorum. Oğlan su gayet rahat söyleyebiliyorum. İsmet abinin anlattığı konu yeni değil. Uzun süredir devam ediyor. Uzun süredir konu. Bana bir büyükelçinin de bir şey kendisinin değil. Anlattığına kadar gidebilirmiş yani. O yüzden hani bunun o bürokrasinin azaltılıp hakikaten mesela örnek veriyorum. Çok ciddi büyük bir Fransız firması gelip yatırım yapacaksa kapı kapı dolaşıyor. Büyükelçiyle birlikte. O zaman orada bir yani... Arkadaşlar bakın haklısınız. Bürokrasi azaltılsın. Ben bürokrasiyi savunan bir insan değilim. Fakat ya bu ülkenin de devletinin bir işleyişi varsa hani bu sadeleşsin bunu söyleyelim ama efendim Fransız firması geliyor kapı kapı dolaşıyor. Ne yapacağız direkt? Her hayır şeyi... bak Zafer'cim sen hayır, benim bak... ne demek istediğimi ben... anladın. Ben onun ne demek istediğimi anladım. O zaman açık söyleyin. Açık ya söyleyeyim. Bakın, ya dünyanın en çok yabancı sermaye yani doğrudan yatırım çeken ülkeleri hangileri? Bunun başında Çin Halk Cumhuriyeti geliyor değil mi? Mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak isterseniz bunu devlete başvurursunuz. Bu işleri bir kanaldan çünkü adam sistemini ona göre kurmuş. Diyor ki İsmail Bey'e git oradan çık. Türkiye'de İsmet Bey'e git mesela oradan iş dünyasında şunu git, söylüyor. Oradan ya git, Melik Bey'e git. Bu adam görüşüyor, görüşüyor sonuç yok. Bu kötü koşullarda hem cari açığı azaltacak hem de istihdam yaratacak bir şeyler yapmak istiyoruz. Fakat bunlarla karşılaşıyoruz. Ya İsmet abi bunu çözelim bu diyor. İyi niyetli bir şey ya. Halk Cumhuriyeti'ne yatırımcı gitmesinin temel sebebi ucuz istihdam ya iş gücü. Yani yapmayın. 500 ya, dolar orada pardon, askeri şey. İkisi farklı, farklı şeyler. Şey, bakın tabii. Çin örneği buna olmadı. Çünkü hayır, bu bahsettiğimiz başka bir şey. Hayır hayır Çin'de aynı şekilde bir yere başvuruyorsunuz yatırım için. Orası ayarlıyor. Onun için diyorum. Anladım. Adam hayır, da yani gördüğü için diyor ki yatırım ofisi var. Adam, ama yatırım ya, ofisinden var. Yatırım ofisi. Bak, adam demek diyor ki para vereceğim 5 milyar dolar yatırım mı dedi. Yatırım ofisinin de bazen her şeyden diyor. Haberi yok yani belki. Yani burada yapılması gereken şu. Gel kardeşim diyeceksin. Senin işini ben yapayım diyeceksin. Hayır bizim Türk firması finansman bulmuş. Onu söylüyorum işte. Yapmak için yani yapacak bir Türk firması. O parayı sisteme katmak için. Sisteme sokmayacak. Hükümetin görevi var. Dolarlık sen bak şu ortamda 5 milyar dolar. Yani ben arkadaşlar bitiriyor musunuz? Sana izin verilmiyor. Ben farklı şeyler tamam. Var. Yani şöyle yapalım. Bir başka programda devamını getirelim. Çünkü sonuna geldik. Şimdi yaklaşmak lazım. Konu o kadar yoksa şey değil. Yoksa uzatacağım yani. Mecbur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.